Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in ölüm nedeni... Aa! Sema da mı öldü? Kız kemikleri kalmadı kadının. Aa, hatırladım, hatırladım. Yok. Diğer telefonda yok şu an, bende yok. Ölüm nedeni bakın. Ya şüpheli ölüm olarak bakılmıştı şeyle ilgili dava dosyasında. En sonda 6 Kasım'da evinde ölü olarak bulunmuştu. Efendim, Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez'in ölüm nedeni belli oldu. Murat Göğebakan'ın yaklaşık 11 yıl Sema Bekmez ile evli kalmış çiftin bir çocukları olmuştu. Kansere yakalanan Göğebakan'ın hastalığı yendikten kısa süre sonra beni aldattı diyerek eşi Sema Bekmez ile boşanmıştı. 51 yaşındaki Bekmez... 6 Kasım sabahı hatırladım öldüğünü. Evde arkadaşı tarafından komaya girmiş bir şekilde bulundu. Adli Tıp Kurumu Bekmez'in kesin ölüm sebebini anlamak için otopsi raporu istedi. Ölüm nedeni kalp damar yetmezliği raporunu verdi. Savcılık ölüm üzerindeki şüpheli durum kalktığı için dosyayı kapatmış efendim. Verelim efendim. Bakan bizim de ailece Sema ile evliyken görüştüğümüz yorumculardan biriydi. Çok sevdiğim, değer verdiğim biriydi. Karısına çok aşıktı be. Çok aşıktı. Adına şarkılar yazdı, besteler yaptı, bir sürü şeyler yaptı ama işte Sema, hani çok rayında giden bir evlilik, bakıyorsunuz başka bir şey oluyor işte. Konuşuyoruz ya az önce. Sema, ben Sema'yı da tanırım, Murat'ı da tanırım. Eski arkadaşlarım, Allah ikisini de mekanı cennete, ölü ardından konuşmak doğru değil ama inşallah orada helalleşirlerdi imanla. Biraz o. Murat helal kabul etmez mi? Burada etmedi ki. Burada etmedi, küstü. Küstü. Hatta bir an önce ölmek istedi. Ölmek istedi. Yani dolayısıyla kaldıramadı. Ben Murat ölmeden önce konuştuğumda... Murat Göğebakan'ın sevenleri, hayranları evet. Zaten Sema'yı lanetlediler sanki bu hayatın içindeki. Evet. Bir süre sonra belki bu eleştirilere aldırmıyormuş gibi davrandı. Menajerlik yaptı, o bir sürü şeyler yaptı ama sonra önemsemeye başladı. Çünkü baktı nereye gittiyse karşısına hep o eleştiriler, o bakışlar, o bir takım şey tavırlarla karşı karşıya kaldı. O da saldı. Yani o biraz aslında kalp ve damar yetmezliği ya da o yaşta, genç yaşta o herkes kırmızı. Çevreyi kaybetti Murat. Yaşam tarzının da biraz aslında üzüntünün getirdiği dağınıklıktan kaynaklandığına. Bizim Cemil Akçıboğaz gibi rahmetli evet. Gazeteci. Evet. O da mesela Funda neydi? Bir aşık olduğu bir kız vardı. Ha. Funda Barın değil. Galiba oydu. Galiba o muydu? Funda Barın'a aşıktı. Nasıl aşıktı? Kör kütük aşıktı. Ayrıldıktan sonra saldığı, evleri sattığı, bir daha başa dönemedi. Aşk çok tehlikeli bir şey. Çok. İşte bu aşkta da helalleşme şeydi doktor. Ben kinciyimdir, ben helalleşmezdim. O da helalleşecek gibi değil. Helal olsun o zaman. Ben kinciyimdir. Yani ihanet yani olursa affetmez misin? Asla. Ben de affetmemeyi tercih ediyorum. Niye evlenemediğin belli. Yani ille imza atman gerekmiyor. Sevgilileriyle evet. İlişkileri de bitip bir yenisi başladığında da aynı kriteri sürdüğü aynı için. Aynı risk tabii. Var tabii ki. Tabii. Yani ama işte insan kuşkucu oluyor. En son nişanlıydım. Nişan attığımda ayrıldım kız arkadaşımdan. Bu şüpheler ve kuşkular yüzünden ayrıldım. Bir hayat, yani bir yola kendini giremiyorum. Kendini hatalı görüyor musun? Hayır, görmüyorum. Haklı mı görüyorsun doktor? Yani ben ihanet etmedim ve eğer birisinden... Bunu sezdiysem ya da fark ettiysem önce fırsat tanırım. Bana doğruyu söyleyerek doğru yere gelmesi yönünde. Baktım bu suistimal ediyorsa bir kin tuttum mu asla bir daha tekrar geri dönüşü olmaz. Ben de öyle oluyorum. Ben mesela yeni birine flört ediyorum değil mi? Baktım çok arayışta. Hemen kaçıyorum ondan. Hemen kaçıyorum. Bay bay falan.